Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu anda Tuz Gölü'ndeyiz. Birazdan Aksaray'a gideceğiz. Orada çok güzel çekimlerimiz olacak. Ama gitmeden önce bu güzel görseli, bu güzel engin beyazlığı sizlere göstermek istedim. Birazdan görüşürüz. Bugün sizlere Aksaray'ın güzelliklerini tanıtmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz YouTube kanalımız ilk açıldığı zaman bir Aksaray'ımız olmuştu. Somuncu Baba'yı çekmiştik. Ama tabii ki de Aksaray'ın beldeleri, Ihlara Vadisi, birçok köyü zenginliklerle, kültürel zenginliklerle dolu. Bu hafta sizlerle birlikte Selime Beldesi'ne geldik. Yanımızda Selime Belde Başkanımız Levent Çevik Beyefendi var. Hoş geldiniz başkanım. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür Allah'a, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de böyle koşturuyoruz. Hizmet, kültür hizmeti yapmaya devam ediyoruz. Eyvallah. Böyle güzel bir YouTube kanalından buraya tercih ettiğinizin şahsım adına, kasabam adına öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Eyvallah. Selime tarihiyle, kültürüyle gerçekten çok zengin bir bölge. Geçmişi çok çok uzun yıllara dayanır. Bir Ali Paşa türbemiz var. İlerleyen dakikalarda inşallah onların da kayıtını alacaksınız. Evet. 1200 kusur yıllarda yaşamış. Moğollara karşı savaşmış. Ailece savaşmış ve tamamen hepsi şehit olmuş. Onlara da ölümsüzleştirmek için güzel bir Ali Paşa türbemiz var. Arkası önünde aleminin bulunduğumuz eser mi diyelim? Ya da hayır, o ayrı bir şey. Orası katedralımız. Selime daha katedrali. Sonra görüntülerde YouTube'da seyrettireceğiz inşallah. Önünde arkası bakmış olduğumuz yer Hristiyan aleminin mabeti. İlk ayin yapılan katedrali. Yani dünyada en büyük katedrallardan biri olduğunu veya bir tam olarak bir numaralı katedral olduğunu söyler. Çok büyük ki, şimdi biraz sonra görüntüler de alacağız. Ona istinaden Selime yıllık bu pandemi süresince çok sıkıntılar yaşadık ama geçmiş dönemlerde yılda 600-700 bin turisti ağırlayan bir belde. Evet, gerçekten öyle. Ihlara Vadisi'nin başlangıcı Selime'dir. Vadisi'nin 15 kilometrelik Ihlara Vadisi başlangıcı Selime'den başlar. Ilısu kasabasında biter. Selime tarihiyle, kültürüyle çok zengin bir bölgedir. Böyle bir beldenin belediye başkanı olmaktan ben gurur duyuyorum, evet, açıkçası. Başkanım, ben de Ürgüplüyüm. Hemen hemen bu coğrafyaya hakimim aslında. Şimdi başkanım bir soru soracağım. Artık inşallah zor bir soru değildir. Şimdi bu bölgeye hakim olan bir insan olarak, ben de biliyorsunuz arkadaşlar Ürgüplü bir insan olarak, bu bölge işte Aksaray, Nevşehir, Ürgüp, belki Niğde'nin bir bölümü. Buralar tamamıyla eski kiliselerden, Hristiyanlık döneminden kalma, işte o Kapadokya, peribacaları falan filan. Şimdi Selime'yi düşündüğümüz zaman böyle güzel, ihtişamlı bir katedral, işte orada bir tane dediğiniz gibi bir Kılıç Ali Paşa türbesi, burada Selime Sultan türbesi. Selime sizce burada kaçıncı planda? Ihlara'dan sonra mı geliyor? Yoksa bir bütün olarak mı düşüneceğiz? Bence çok güzel bir soru ama çok da güzel bir cevap vereceğim. Tamam. Şöyle, biz yıllardır tanıtım olarak hep Göreme, Ürgüp, Avanos olarak geçtik. Üçlüsü. Açık konuşuyorum. Ben aslında şunu herkesin iyi bilmesi lazım ki burası Aksaray. Ya burası Göreme, Ürgüp değil. Yıllarca tanıtımlarda tamamen Selime Katedrali ve Ihlara Vadisi bir bütün olarak gösterildi. Normalde bir bütün olarak gözükse ama şunu çok istiyoruz biz. Artık ayrım olsun. Niye? Bizim burası Aksaray, Aksaray vilayetine bağlı. Biz kesinlikle Nevşehir'le bir alakamız yok. Ha, Nevşehir bizim midir? Bizimdir. Eyvallah. Ama onlar da bizi Aksaray olarak artık tanımalarını başkanım, istiyoruz. Başkanım, şimdi siz bizi hemşeri bak, olarak kabul güzel etmiyor musunuz? Hayır, estağfurullah. Çok güzel bir soru sordunuz. Soruya cevap veriyorum. Tamam. Ben buna ama üzülüyorum şahsım adına. Bir belediye başkanı olarak üzülüyorum. Yıllardır da üzüldüm yani. Neden? Ya neden Selime olarak tanıtılmıyor? Aksaray Selime ve Ihlara. Bakın şöyle bir şey Sinem Hanım. Gerçekten Selime tarihiyle, kültürüyle muhteşem. Gerçekten muhteşem bir yer. Evet. Ve Yavuz Sultan Selim'in İpek Yolu geçtiğinde buradan geçtiğini az sonra göreceksiniz çekimlerinde. Bugün Yavuz Sultan Selim buradan geçtiyse
Bu bizim için gurur vericidir. Doğru mu? Ve bu tarih kitaplarında tabii her zaman yazılmıştır. Bugün yıllarca bakın Selime'nin diye Selime'nin sadece Selim adı yok. Selime, Silme, Solomon, Salaberna 7 isimden. Diğer isimleri unuttum. Şu an aklıma gelmiyor ama 7 isimden oluşan bir bölge. Ve Anadolu Selçuklu beyliklerine yıllarca ev sahipliği yapmış çok güzel bir belde. Gerçekten. Şu vadi gerçekten dünyada sayılı vadiler arasında. Herkes böyle bir vadi hayal kurmak ister ama Yüce Rabbime hamdü senalar olsun bu vadi bize vermiş Yüce Rabbim. Evet. Bu Hasan Dağımız muhteşemdir görünümüyle. Onun eteklerindeki işte Helvadara kasabamız bir tarihtir. Bak ben burada Helvadara'ya da gidiyorum. Niye? Helvadara da bizim bölge. Güzel yurtumuz ayrı bir güzelliktir. Çok güzel gerçekten. Yani çok güzeldir. Oralarda görmenizi isterim. Merkez bile çok güzel değil ama mi? Ama şunu artık herkesin bilmesini istiyorum. Selim'e Aksaray'ındır. Ihlar'a Aksaray'ındır. Artık Nevşehir'le bizim bağlantımız yoktur. Bunu açık söylüyorum bak. Peki bunu o ben zaman her kanalda soruyu hemen daraltayım. Ihlar'a birinci sırada mı geliyor? Bizim gözümüzde tabii ki Ihlar'a niye Ihlar'a dendiğinde dünya tanıyor bakın. Değil mi? Yani Ihlar'a vadisi dendiğinde dünya tanıyor. Dünyanın her yerinde tanınıyor çünkü aşmış kendini. Nasıl Göreme, Ürgüp dünya tanıyorsa Ihlar'a vadimize sanıyor. Ha biz de Ihlar'a yanan biz bütünüz. Bütünsünüz. Biz bütünüz. Evet. Başlangıç bizden, bitiş onlardan. Ama hiçbir zaman Ihlar halkı Selim'i dışlamaz, Selim'e de Ihlar'a dışlamaz. Niye? Aramızda 7 kilometrelik bir mesafe vardır. Az, evet. Biz aslında var ya Selim Hanım bak gördüğünüzde orası da Yapraksar'a ait bir bölgedir. Bana göre turizmde çok geç kalmışız. Muhteşemdir. Bak gerçekten. Ya görülmeye değerdir. Herkesin gelip aslında ben bunu ama şöyle güzel bir program hazırlıyoruz. Sizin şöyle buyurun. Ayın 17, 18, 19, 20'sinde İlber hocamız, İlber Ortaylı hocamızın güzel bir programı var. 110 kişilik bir çadır ekibi kurduk. Şu anda çalışmalar başladı. İnşallah Allah nasip ederse İlber hocamız buraya geldiğinde benim kanaatim Selim'e çok değişecek. Bittiğin, bütün istediğiniz, yıllardır beklediğiniz tanıtım bir günde olacak. Aynen. Kop'a çok teşekkür ediyorum. KOP'un genel müdürüne de çok teşekkür ederim. Selim'i tercih ettikleri için KOP'un idari amiri olan Ahmet Bey'e de şahsım adına çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, büyük bir tanıtım olacak. Bunu da herkes görecek. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fazla vaktinizi almayayım. Eyvallah. Arkadaşlar, belediye başkanımız birazcık yoğun. Biliyorsunuz burası kültürel mirasa çok ciddi ev sahipliği yapan bir yer olduğu için sürekli bir hareketlilik var. Biz birazdan belediyeden, kültürden bir arkadaşımızla yukarıya çıkacağız. O bize eşlik edecek, tarihini anlatacak. Daha sonra bir manastırımız var, oraya gideceğiz. Selim'e gezimiz başlıyor. Başkanım ağzınıza sağlık. Çok ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Allah razı olsun yorulduğunuz için. Emekleriniz inşallah boşunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar, birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Sayın Belediye Başkanımızla görüştükten sonra yanımıza Ümit Bey'i aldık. Ümit Bey burada bu yörenin turist rehberlerinden bir tanesi. Tabii buranın tarihini çok iyi biliyor. Selime Katedrali'nin içerisindeyiz. Burada tünel olan bir bölüm var. Oraya geldik. Oradan bize hafif bir 2-3 dakikalık hemen burayla ilgili bir anlatım yapacak. Evet Ümit Bey. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şu anda Selime Katedrali ve Manastır bölgesine çıkış esnasında bizi ilk giriş olan büyük kervan yolu tünel karşılıyor ve bu tünel toplamda manastıra kadar 100 metre uzunluğunda büyük bir kervan yolu. Yıllar önce bu tünelin devamı aşağıya kadar bakın çekim esnasında aşağıya kadar gördüğünüz gibi yolu bakın yolu da görelim. Bu yol yıllar önce aşağıdaki Melendiz Çayı buradan akıyor ve o dönemlerde yani bu bahsettiğimiz 12. 13. yüzyıllarda İnsanların imkanları olmadığı için develerle aşağıya kadar inerek oradan su ihtiyaçlarını, yiyecek ihtiyaçlarını tünelden yukarıya kadar taşıyorlar. Develerle orada tepede birazdan göstereceğim o kuyulara soğuk hava deposu olarak kullanıyorlar. Orada bütün sistemler orada başlıyor. Yani taş çok yumuşak olduğu için her an kopma tehlikesi var. Yani bu bir lav parçası. Yağmurla, karla, rüzganla aşınma sonucu yıkılıyor. Tamamen göçler zaten bundan kaynaklanıyor. Bu tünel yıllar önce kapalıymış. Aşağı Melendiz Çayı'na kadar uzanıyor. Tüneli de görüyoruz arkadaşlar. Evet. Peki Ümit Bey hemen kısa bir soru. Hı-hı. Bilmeyen arkadaşlarımıza. Katedral nedir? Katedral Hristiyanlığın ilk başladığı dönemlerde Kapadokya bölgesinde ilk sesli ayin gerçekleştiriliyor katedralde.
Yani burada odalar şeklinde. Evet, odalar şeklinde büyük kompleksler, manastırlar yer alıyor. Öğrenciler, manastır demek evet, öğretim gören. Misyonerlerin eğitildiği bölge. İç yani Kapadokya bölgesinde ilk sesli ayin ve eğitim Hristiyanlık burada başlatılıyor, tamam. Manastırda. Harika. Nereye geçiyoruz? Şimdi tünelden manastıra geçeceğiz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Selime Katedrali'ni gezmeye devam ediyoruz. Burası bayağı büyük bir alanda, kat kat, merdiven merdiven, tünellerin içerisinden geçerek kademe kademe çıktığımız çok büyük bir alana yayılmış doğal oluşum mu Ümit Bey? Evet, tamamen doğal oluşum. Şundan, çünkü Hasan Dağı'nın patlamasıyla oluşuyor. Ve daha sonra yani yüzyıllar önce insanların ikinci bir şansı olmadığı için bu bölgelerdeki bu şekil oluşmuş kayaları oyarak ibadet yerleri, evleri, odaları, şaraphaneleri yani aklınıza gelecek bütün her şey bu büyük Selime'de, büyük kompleksin içerisinde şu anda yer alıyor. O zaman buraya bir kompleks diyebiliriz evet, şimdiki zaman tanımıyla. Kompleks, evet, yeni adıyla. Şu anda bulunduğumuz yer? Şu anda manastıra hemen 10 metre uzaklıktayız. Yani arkadaki görüntüye bakın ikinci arkadaşlar. İkinci kattayız. Evet, evet, şu anda ikinci kattayız çünkü tünelin bittiği yerde en son su kuyusunu da gördük 30 metre ve daha sonra karşımızda bizi manastır karşılıyor. Manastırdan içeriden tünelle devam ettikten sonra kale kiliseye ulaşacağız. Çok büyük bir kilise. Orayı da gördükten sonra hemen sonuncu 6 kolonlu katedrali göreceğiz. Yani 3 tane farklı bir yapı göreceğiz. Din okulları, sesli ayin merkezleri ve toplantı merkezleri. Yani üçü de bir arada iç içe hepsini bir yerden gireceğiz tünelle, diğerinden çıkacağız. Ama bazı enteresan olanlar şurada, hemen karşımızda 3 tane pencere. Görebildiniz mi ve çektiniz değil mi? 3 pencere evet, gördüm. Evet, 3 tane pencere. Bu bölgedeki en büyük sığınaklardan bir tanesi o 3 pencerenin içerisinde gizli. Çünkü yaklaşık bir futbol sahası kadar genişliğinde büyük bir odaya sahip. Orası. Evet, oraya nasıl ulaşılıyor derseniz manastırın ikinci katından 300 tane basamakla. 300 tane basamakla oraya kadar ulaşınca o büyük odayı görüyoruz. O zaman yani, Ümit Bey şöyle diyebilir miyiz? Burası bizim gördüğümüz ön yüzünden ziyade arkası oldukça giden. Devasa bir odaya sahip. Çünkü o dönemlerde insanların savaş ve korkuları olduğundan dolayı ve ikinci bir şansları olmadığı için bu büyük oluşumu, manastırları, yerleşim yerleri ve ayrıyeten savaştan korunabilmeleri için kendilerine yaptıkları çok büyük sığınak var orada. Peki şunu da sorayım hemen. Burası o zaman şöyle de diyebilir miyiz? İnsanların geceli, gündüzlü kaldıkları, yedikleri, içtikleri evi de diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yattıkları, evet, uyudukları, evet, evet, yaşam alanı da diyebiliriz. Bütün her şeyleri şu anki gezdiğimiz nokta. Yani ikinci bir şehirleri, yok, ikinci bir kasabaları yok. Bildiğiniz arkadaşlar şimdiki modern zamanların bir sitesi gibi bir şey herhalde. Aynen, değil mi? Evet. Tamam, çünkü o dönemlerde evet, siz de şunu söyleyeyim. Tuz Gölü'nden sonra başlayıp Adana'ya kadar uzanan büyük bir İpek Yolu serüveni var. Tabii, tabii. İpek Yolu bizim İç Anadolu bölgesinden geçtiği için evet, İç Anadolu bölgesinden geçtiği için her 50 ve 60 kilometrelerde kervansaraylar, böyle manastırlar tabii, tabii, görebiliyoruz. Çünkü İpek Yolu döneminde Hristiyanlığın bu bölgeden geçtiği dönemlerde yani her 60 kilometrede bir bu insanların konaklamaları için yapıldığı da söyleniyor. Ümit Çünkü Bey hemen ikinci adıyla hemen sözünüzü kestim. Evet. O zaman yukarıya da çıkınca başka şeyler konuşacağımız için aklıma gelmişken söyleyeyim. Buyurun. Dedik ki İpek Yolu'nda insanların işte yolda giderken gelirken uğradıkları. Peki Selçuklu döneminde burası bir vazife görüyor mu? Evet. Bizim Selçuklu döneminden de ait aşağıda türbe. Aha. 1316 ve 1317 yıllar tarihine ait. Selime Sultan. Selime Sultan. Selime Sultan Kılıç Ali Paşa'nın kız kardeşi. Evet, ben de onu soracaktım. Şu anda türbede yatan Ali Paşa ve askerleri. Çünkü bu bölgede zirvede Hunlularla, bakın Hunlularla büyük savaşa giriyorlar. Selçuklular
ve orada Ali Paşa dediğiniz Selçuklu paşası mı? Evet, Selçuklu da büyük bir paşamız ve askerleriyle Hunlularla büyük bir savaş veriyorlar. Çünkü şu an zirvede 1 kilometre uzunluğunda Selçuklu kalemiz var. Oo, çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an mükemmel bir yerdeyiz. Tarihin beşiğindeyiz. Buradan sonra hemen nereye gidiyoruz? Hemen biraz yürüyüş yaptıktan sonra meşhur manastırı göreceğiz. Manastır. İki katlı manastırımızı, tünelden devam edeceğiz. Katedralimizi, kale kilise. Yani güzel bir serüven bekliyor bizi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Selimiye Katedrali'nde 3. kat mı oluyor Ümit Bey? Evet, şu anda 3. kattayız. 3. katta manastırdan sonra manastırın görsellerini size aldım, içini göreceksiniz videolarımızda. Hemen yan tarafında bir koridordan geçtik. Kilisenin olduğu yere geldik. Evet Ümit Bey, kilise. Evet, şu anda burada Selimiye Kale Kilise. Kale Kilise. Adlandırdığımız devasa bir kiliseyle karşılaşıyoruz. Çünkü o dönemlerde burada ilk sesli ayin gerçekleştiriliyor. Rahip ve rahibeler tarafından. Ondan sonra içeriye doğru girdiğimizde bizi çok güzel kolonlar karşılıyor. Bakın çok güzel işçilikle yapılmış kolonları görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Ama daha sonra bizim bölgede freskleri komple tamamen Selçuklu döneminde freskleri talan etmişler. Yüzlerini yazmışlar. Yani ateş yakılmış içerisinde. Şu tavandaki siyahlıklar tamamen ateş değil mi? Evet. Burada ateş yakıldığı için yıllarca duman da komple iz kaplıyor tavanları. Ama biz daha devam ettiğimizde Kale Kilise'nin içerisinde çok güzel bir harç işareti göreceğiz. Devam edelim harç işaretine doğru. Arkadaşlar çok karanlık olabilir. Evet. Hemen üstte çok büyük bir harç işareti kilise olduğu için illaki bir köşesine de harç işaretini konduruyorlar. Telefonunuz var mı? Işık tutalım. Hemen bir ışık hemen tutalım. Hemen Ümit Bey arkadaşlar bize harcı gösterecek. Işık tutuyoruz. Karanlık olduğu evet, için size. Evet. Buradan harç işaretini de gösterelim. Bakın arkadaşlar. Haça bakın. Görünebiliyordur inşallah. O kadar güzel tasarlamışlar ki oda bile tam bir harç işareti şeklinde yapılıyor. Sağlı sollu. Bakın arkadaşlar haç işaretine bakınız. Ama uç kısmı bu taraftaki şurası uç kısmı birazcık kırılmış. Evet. Kırılmış. Bakın arkadaşlar şurası uç kısmı, beyaz olan kısmı uç evet. kısmı. Şöyle geliyor bakın. Sağlı sollu döngeyle. Yani... Şimdi Ümit Bey burada tekrar soruyorum. Tam olarak Hristiyanlığın hangi dönemi diyoruz? 12. yüzyıl. Yani Bizans. Bizans. Heh, evet 12. yüzyıl Bizans dönemine ait. Ama onun daha eskisine gidersek ilk Hristiyanlığın başladığı dönemler Hitit ve Ortodokslar. Hı hı. Hitit ve Ortodokslar ağırlıklı Kapadokya bölgesinde. Çünkü Kapadokya bölgesine girdiğimizde her adım attığımız yerde bir kilise görmemiz mümkün. O zaman şunu da söyleyebiliriz değil mi Ümit Bey? Bu kilise aslında yapıldığı dönemden sonra hangi uygarlık gelmişse elden ele bir şekilde geçip bugüne evet, ulaşmış. Yani. Ama kullanılma amacı
değişmiş olabilir, evet, ama atıl kalmış çünkü olabilir. Çünkü uzun kullanım olmuyor. Çünkü savaş korkusu, mesela bir kavim gidiyorsa bir kavim yerleşiyor. Tabii, çünkü tabii. Dediğimiz gibi, bahsettiğimiz gibi İpek Yolu buradan geçtiği için her kavimi de bu bölgede bir eserleri bulunuyor şu anda. Ağzınıza sağlık. Başka neresi var? Şimdi en sonuncu meşhur katedralimizi göreceğiz. Tamam arkadaşlar. O da büyük kolonlu. Katedrale gidelim, orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gezimiz devam ediyor. Şimdi de katedral. Buraya aslında adını veren katedral mi? Evet, Selime Katedrali burası. Adını veren çünkü... Şu arkamızda gördüğünüz. Evet, 6 kolonlu katedralimiz burada. Çünkü o dönemlerde bakın 3 tane farklı tasarlanmış kiliseler görüyoruz. Okulları, ayin merkezleri ve ibadet yerleri. Çünkü... O dönemlerde de insanların, rahip, rahibeler, yani ileri gelen kişilerin bu bölgede sesli ayin gerçekleştirdikleri katedral burası. 6 kolonlu, 3 sağa 3 solda ve sağında ve solunda tavanla birlikte komple freslerle dizayn edilmiş. Yani havariler, İsa'nın Mısır'a kaçış sahnesi, meleklerin göğe yükseliş anı, hepsinin bulunduğu 6 kolonlu katedrali göreceğiz. Ve sağımızda solumuzda şapelleri görüyorsunuz. Bu şapellerde bu bölgedeki ileri gelen rahip, rahibeler, yani o insanların kalmaları için yapılmış 4 katlı odalar yer alıyor şu anda burada. Şapel demek oda demek aslında, evet, değil mi? Evet, küçük bir odaları. Peki arkadaşlar, burayı da anlatmış olduk. İçeriden sizlere görüntüler birazdan alacağım. Burayı herhalde artık bitiriyoruz Ümit, evet, Bey. Evet, yavaş yavaş buradan inişe sonra geçeceğiz. Çıkacağız arkadaşlar. Kılıç Ali Paşa'nın türbesine doğru gideceğiz. Oradan sizlere tekrardan merhaba diyeceğiz. Evet arkadaşlar, tabii ben katedralin dışından Kılıç Ali Paşa'ya gidiyoruz dedim ama içine girince, bu güzelliği görünce sizlere anlatımlı gösterelim istedim. Tekrar hemen içeriye girdik. Ümit Bey, nedir bu ihtişam? Evet, şu anda yani dünyaca ünlü Selime Katedrali'ni de görmüş oluyoruz. Evet. Dediğim gibi bizi 6 kolon karşılıyor. Devasa kilisemizin arka yüzünde İsa ve İsa'nın havarileri, yani havarileri yer alıyor şu anda. 12 havari ve İsa. Sol tarafında çok, yani telaşlı bir durumda İsa'nın Mısır'a kaçırılma sahnesi yer alıyor. Bakın tepelerde. Arkadaşlar, şu kırmızı değil mi? Evet. Kök boyası mı onlar Ümit Bey? Tamamen kök boyalardan elde edilmiş fresler. Çünkü yüzyıllarca fresler kalabiliyor sayın üzerinde ama sadece kırılma ve dökülme olursa insanlar tarafından çok çabuk bitiyor. Ama öbür türlü fresler tamamen kök boya olduğu için kolay kolay silinmiyor ve kaldırılmıyor. Bayağı kalmış. Evet. Şu sütunların herhalde sütun mu? Sütunların, evet, tamamen başlıklarında... sütunlar, evet, buralara da inşa ediliyor. Yani bu içeriye herhangi bir şey getirilmiyor. Sadece içerideki imkanlarla yapılmış büyük bir kilise. Çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldiğiniz zaman burayla ilgili gezebileceğiniz kilise dedik, katedral dedik, şapeller dedik. Hepsini sırasıyla 1-2-3 kat gezip burayı bitirirsiniz. Buraya en az 1 saatinizi ayırmanız gerekiyor diye düşünün, değil mi Ümit Bey? Evet. Biz biraz hızlandırılmış tabii yani yaptık ama bizim hiç anlatımlarımızda olduğu için belki biraz daha uzun sürer ama siz buraya geldiğinizde özellikle fotoğraf tutkunları için kesinlikle, bayağı güzel görseller, evet, kesinlikle var. Kesinlikle görülecek yerlerden bir tanesi Selime'miz. Evet, Selime çok güzel. Aksaray'a geldiğinizde Selime, evet, beldeye de adını veren yer, evet, aslında Selime. İşte o Selime'yi Selime yapan Selime Katedrali'ni gezdik. Şimdi artık gerçekten bitiriyoruz. Kılıç Ali Paşa'nın türbesi mi diyoruz? Türbeye, Türbe. Evet, Türbe ve Selime Hatun. Selime yine Hatun. Buraya adını veren, hı-hı, Selime Hatun'un türbesini de görüp bugünkü Aksaray Selime programımızı bitireceğiz. Birazdan görüşürüz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Selime Katedrali'ni bitirdik. Hemen Selime Katedrali'nin karşısındaki Kılıç Ali Paşa Türbesi'nin önüne geldik. Evet Ümit Bey, türbeyle ilgili neler söyleyeceğiz? Şu anda da Selime'yi gezdikten sonra müze bölümünü bizi çok güzel bir inşa, Selçuklu dönemine ait türbe karşılıyor ve içerisinde şu anda 6 tane yatırımız var. Bu yatırlar Ali Paşa ve askerlerine ait. Selçuklu döneminde, çünkü büyük bir savaşta, zirvedeki büyük savaşta Ali Paşa ve askerlerimizi şehit ediliyor ve daha sonra kız kardeşi tarafından, bakın, Selime Sultan tarafından bura inşa ettiriliyor Selçuklu eserlerinde ve şu anda içeride Ali Paşa ve askerleri yatıyor. 1316 ve 1317 tarihlerinde yapılıyor türbe. Kılıç Ali Paşa Türbesi. Çünkü en üstte zirvede de 1 kilometre uzunluğunda Selçuklu Kalesi'ni de görebileceğiz. Peki Selçuklu'nun hangi padişah dönemi 1300? Alaaddin Keykubat? Evet, Alaaddin dönemine ait. Evet, Alaaddin döneminde 1300'ler, Selçuklu. Evet, 1300'lere dayanıyor. Peki o söylediğiniz nerede? Tam manastırın en üst zirvesinde, en üst noktada. Oraya 1 kilometre. Oraya normalde çıkılmıyor herhalde. Evet, şu anda çıkış yok normalde. Ama var bazı yönlerle, o da tehlikeli. Anladım. Yani siz normalde tur şeylerinizde, programlarınızda oralara çıkmıyoruz. Ya da özel bir program olursa. Evet, yani kendi özel araçlarıyla gelenler biraz daha sportif, yani nasıl diyeyim, daha jipleriyle falan ulaşabiliyor. Oraya araçlarla çıkılıyor. Evet, araçlarla çıkılıyor ama biraz tehlikeli. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz tabii arkadaşlar biliyorsunuz keşfedilmeye muhtaç şeyleri göstermeyi daha çok seviyoruz. Evet. Mesela öyle bir program yapmak istesek herhalde çıkabiliriz ve görürüz. Evet. Tamam. Peki inşallah arkadaşlar, o da size sözümüz olsun. Programımızı burada bitiriyoruz. Ağzınıza sağlık Ümit Bey. Ne demek? Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Selime'yi gördüğünüz için, buraya kadar geldiğiniz için inşallah tanıtımımız da olacak. İnşallah. Ben elimden geldiğince en güzel şekilde bunu montajlatacağım, yapacağım. Zaten bunu yapan da bir arkadaşımız var. Benim çalışma arkadaşım. Oradan da buradan da ona sevgilerimizi yollayalım. Berat Bey. O da bize bugüne kadar elinden geldiğince bu videolarda çok büyük destek oldu. Elinden geldiğinin en muazzamını yapmaya çalışıyor. Ona da teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum buradan arkadaşıma. Çok güzel bir montajla, çok güzel bir görselle sizlerin tanıtımı için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Çok sağ olun. Selime'ye değer diye düşünüyorum. Çünkü ben de bir Ürgüplüyüm. İnşallah. Kendimi Aksaraylı ve Ürgüplü olarak, her ne kadar başkanımız. Evet. Biz Ürgüplü değiliz dedi ama bu coğrafya aynı coğrafya. Aynı coğrafya. Yani buradan dediği gibi Adana'ya kadar aslında, değil mi? İpek yolu serüveniyle. Hemen hemen aynı. Ve arkadaşlar, burada kiliseler bitmez. Burada şöpeller bitmez. Burada keşfedilmeye muhtaç, belki de birçok insanın bilmediği çok şeyler var. Evet, köylerde. Çok daha görülmemiş yerler, açılmamış tarihler var. İnşallah. Onları ben ne yapıp yapıp açacağım ve sizlere göstereceğim ama bana biraz zaman verin. Hemen hepsi bir anda olmuyor. Aksaray serimize bir de Selim'imizi ekledik. Bugün çok mutluyuz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, haftaya nereye gideceğimi aslında biliyorum. Ama şu an söylemeyeceğim çünkü programda değişiklik olabilir. Yine ne diyoruz? Klasik sürpriz olsun diyoruz. YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Bizleri beğeniniz. Bakın, bu çekimler gerçekten çok ciddi emek isteyen çekimler. Gerçekten herkesin çok fazla çaba sarf edemeyeceği şeyler. Bol bol arkadaşlarınıza link atın. Beğenin. Yorum yapın. Bekliyoruz. YouTube kanalımıza sizleri de bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.